Kutsal topraklara gidiyoruz şimdi. Arkadaşımız Ensar Durmuş yıllarını birlikte geçiren eşlerin hac yolculuklarını görüntüledi. İşte vefakar çiftlerin hikayeleri. Hastalıkta, sağlıkta sözü verdiler. Sadece hayat arkadaşı değil, hac arkadaşı da oldular. Yıllarca aynı yastığa baş koydular, hac yolculuğuna da birlikte çıktılar. Bugün kutsal topraklardan ekranlarınıza vefakar Türk çiftlerini getireceğim. Evlenirken ettikleri iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta sözünü bakın kutsal topraklarda tavaf sırasında nasıl yerine getiriyorlar. Kaç senedir evlisiniz? 36, 37 sene falan oldu. Tavafı da beraber yapıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz ona herhalde. Evet. Hanım, az önce eşiniz sizi götürüyordu, şimdi siz eşinizi götürüyorsunuz. Bazen öyle oluyor maalesef, tavaf esnasında rahatsızlığımızdan dolayı. Bazen eşim beni, bazen ben eşimi, yardımcı oluyoruz birbirimize tavafta. Tavaf yapıyorsunuz şu anda, eşiniz de size yardım ediyor. Allah razı olsun. Hayatlarını omuz omuza geçiren eşler kutsal topraklarda da birlikte. Evlilikleri boyunca olduğu gibi hac ibadeti sırasında da bütün zorlukları birlikte aşıyorlar. Mehmet Sait Yılmaz ve Esma Yılmaz çifti 45 yıldır evliler. Onlar da 13 yıl bekledikten sonra kutsal topraklara gelebildiler. Ve Esma Hanım belindeki rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çekiyor. Tavaf sırasında eşi ona yardımcı oluyor. Ben belimden rahatsızım. Hem kayma hem fıtıktan ameliyat olmuşum. Ondan dolayı yürüyemiyorum fazla. Eşim bana destek oluyor. Çok mutluyum. 45 yıldır beraberiz. Onunla beraber. Aynen. Yardım ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.